Selam gençler Kimya Adası'ndasınız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Gençler bu ders videomuzda mol kavramıyla kütleyi ilişkilendireceğiz. Umarım güzel, sağlıklı bir ders videosu olur arkadaşlar. Geçen derste öğrenmiştik değil mi? Bir mol neydi? Tanecikle ile ilişkilendirilmiş hatırlarsanız arkadaşlar. Bir mol deyince 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane tanecik. Ki tancikler neydi hatırlayalım arkadaşlar. Atom demiştik. E, molekül demiştik ve de iyon demiştik arkadaşlar. Bu şekilde biz bunları söylemiştik biliyorsunuz. Şimdi biz burada ne yapacağız arkadaşlar? E, kütle bulacağız. Kütleye göre mol ifadesini yapacağız. Şimdi biz molü şöyle yazdığımız zaman aslında hani tancik sayısından biz e, molü bulduk ya e, molden de kütleyi bulabiliriz aslında bakarsınız. O zaman mesela ne yapıyoruz aslında? Direkt kaç tane ise o kaç tane olan atomun, molekülün veya iyonun kaç gram olduğunu da bulabileceğiz. Yani bizim için mol aslında ortada bir geçiş noktasıdır diyebiliriz. Şimdi burada biraz temel noktalara bakalım isterseniz. Bir atomun temel parçacıkları neydi? E, hadi bakalım proton vardı, nötron vardı ve de arkadaşlar elektron değil mi? Hatırlıyorsunuz bunları. E, şimdi biz protonun kütlesine yaklaşık olarak tabi gramla ifade etmemiz zordu bilirsiniz. AKB dediğimiz ya da AKB ile ifade edilir, fark etmez. AKB ee, gibi bir kavramdan bahsetmiştik. Bir protonun kütlesi bir AKB idi. Bir nötronun kütlesi yine bir AKB idi. Gene arkadaşlar bir elektronun kütlesi de ama o çok çok azdı hatırlarsınız. 1 bölü arkadaşlar 1840 AKB demiştik. Şimdi biz AKB ile gramı da ifade etmiştik. Şöyle ki 1 AK, AKB demek aslında şu demektir. 1 bölü e, 6.02 çarpı 10 üzeri 23 gram. Yani baksana gram zaten çok küçük bir değerdir. 1 bölü 6.0 10 üzeri 23. Yani şu biri şu büyük sayıya böldüğümüz zaman açığa çıkan e, değeri biz akb diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi e, zaten akb küçük bir değer. E, bu değerin arkadaşlar baktığımız zaman hiçbir anlamı olur mu? Olmaz. O elektronların kütlesi yani yok denecek kadar azdır. Biz bunu o zaman yaklaşık olarak bakın sıfır diye kabul edebiliriz. Yani elektron kütlesizdir diye kabul edebiliriz. Şimdi o zaman bir atomun kütlesini kim oluşturur? diye bakarsak o zaman protonlar ve nötronlar bir atomun kütlesini oluşturur diyebiliyoruz. Şimdi bak X diye ifade ettiğimiz bir atom. Şuraya yazdığımız sayı proton sayısıydı. Şuraya yazdığımız sayı nötron sayısıydı. İkisini topladığımız anda elde ettiğimiz sayı da kütle no değil mi arkadaşlar? Hatırlıyorsunuz. Mesela sodyum için bakalım. Sodyum için 11 protonu var. 12 nötronu var. O zaman demek ki kütle numarası toplayınca 23. Ee, bakın, e, bakın hidrojenin 1'e 0 yani nötronu yok. O zaman kütle numarası 1. 8, 8. Bakın proton sayısı 8. Nötron sayısı 8. O zaman burası 16 oluyor. E, fosfor için 15 proton, 16 nötron, 31 de kütle numarası. O zaman şimdi bakın şöyle bir şey diyebilir miyiz? Sodyumda 11 tane proton var. 11 AKB oradan gelir. 12 tane nötron var. 12 AKB oradan gelir. Toplam 23 AKB. Demek ki bir tane sodyum kütlesi 23 AKB veya grama çevirelim. AKB dediğimiz şey neydi? bir e, 1 bölü NA gram. Ben o zaman AKB gördüğüm yere de AKB fark etmez. Hangisi hoşunuza gidiyorsa söylerken. 1 bölü 6.02 çarpı 10 üzeri 23 gram diyebiliriz değil mi? O zaman bakın ne oluyor? 23 bölü 6.02 çarpı 10 üzeri 23 gram. Arkadaşlar bakın bu çok çok küçük bir değer zaten. Ya bir tane sodyum atomundan bahsediyoruz. Bir tane atomun kütlesinden bahsediyoruz. Ki atomlar birbirinden farklı olunca kütleleri de farklı oluyor. Şimdi bakın bir tane hidrojen atomu zaten bakın bir. Demek ki bir tane e, protonu var. Nötronu yok zaten. O zaman bu bir AKB'dir. O zaman bunun kütlesi ne olur? Bir AKB demek zaten şuraya yazalım. Bir bölü 6.02 çarpı 10 üzeri 23 gramdır. Bak bunu bu şekilde ifade ederiz. Fosfor deyince bak fosfor 31 demişiz bakın görüyorsunuz ki. O zaman 31 AKB AKB oluyor. O zaman bu da 31.6.02 çarpı 10 üzeri 23 e, gram. Bakın bir tane fosforun kütlesi bu. Peki suyun kütlesini bulalım arkadaşlar. Suyun kütlesi ise bakın. hidrojenin kütle numarası 1. Oksijenin 16. O zaman bakın suda ne var? 2 hidrojen var bir de oksijen var. 2 çarpı 1 artı 16'dan 18. O zaman bir tane suyun kütlesi de 18 AKB ya da işte yazarsak 18 virgül böyle yazayım. 18 virgül avagadro sayısı NA yazabilirim. 18 böl bölü NA gramdır diye söyleyebiliriz. Peki o zaman bir bak, burada bir bilgi var onu söyleyelim. Bir tane atomun kütlesine biz gerçek... Atom kütlesi diyoruz. Bakın herhangi bir şeyin bir tane atomun bir tanesinin kütlesine gerçek atom kütlesi. O zaman mesela oksijenin e, gerçek... Ee, atom kütlesi ne, ne kadardır diye bakarsak oksijenin kütlesi e, 16 16 AKB veya işte 16 bölü NA gram diyebiliyoruz. Aynı şekilde bakın fosforin gerçek kütlesi ne olur? O da arkadaşlar bakın görüyorsunuz ki 31 AKB ya da işte 31 bölü NA gram. Yani gerçek atom kütlesi deyince bir tanesinin kütlesi olmuş oluyor. Şimdi bakalım. Ee, arkadaşlar bunu biz şöyle bir şey ifade etmek istiyoruz. Şimdi bu burada ben başka başka atomların da kütle numaralarını verdim. Zaten bunu ezberlemek zorunda değilsiniz. Bunları size parantez içerisinde verecekler. E, vermiyorlarsa zaten bunu bulabileceğiniz bir e, durum size sergileyeceklerdir. Şimdi bir tane kükürt diyoruz. Bakın kükürt 32'ymiş. O zaman bir tane kükürtün kütlesi 32 AKB'dir. Ya da işte ne deriz? 32/NA gram deriz. Bunu böyle yazabiliriz bir tane sülfürik asit deyince bak sülfürik asit deyince bak hidrojen bir iki tane var o zaman iki çarpı bir hidrojen ağırlığı birmiş kükürt bir tane var bir çarpı otuz iki artı dört tane oksijen oksijenin ağırlığı da on altı o zaman bak doksan sekiz gelir o zaman arkadaşlar bir tane sülfürik asitin kütlesi doksan sekiz AKB ya da işte doksan sekiz bölü Na gram olacaktır. Şimdi bak bir mol sülfürik asit nedir? Şimdi bak buradan ne yapacağız biliyor musunuz? Buradan bakın şimdi mole geçeceğiz. Bak özellikle böyle basamak basamak olayı sindirerek yani ezberden uzak atlatmak istiyorum sizlere. Şimdi biz geçen dersin ne öğrenmiştik? Herhangi bir şeyin bir molü. Yani mesela ee, bir mol deyince ne anlıyoruz? Mesela bir mol sülfürik asit. Ne oluyor? Avagadro e, Avogadro sayısı kadar yani Na tane sülfürik asit olmuyor mu? Evet bu oluyor. Şimdi bak buradan bir oran orantı yapabiliriz. O zaman şimdi bakın bir tane sülfik asitin kütlesi neymiş? Bir tane sülfik asitin kütlesi hemen bakalım. Bir tane 48 e, bölü Na gram. 48 bölü Na gram değil mi? Evet. E, bir tanesinin kütlesi buysa bir molün kütlesi bak bir molün kütlesi ama Na tane H2SO4 demektir. O zaman Na tane H2SO4'ün kütlesi kaç gramdır? Arkadaşlar hakkınız helal edin. İyi yazamıyorum ama yani e, yaz yani söylerken de anlatmak istiyorum aslında. Bir tanesinin kütlesi bu kadarsa Na tanesi yani bu aslında ne demektir? Bir molün kütlesi. Bir mol sülfrik kütlesi ne kadardır? Bakın işler dışlardan Na çarpı 98 bölü Na'dan. Bak Na bak gram var zaten. Bak ne oldu? Aa 98 gram geldi. Bak o zaman şimdi bak bir şey gördük mü? Herhangi bir şeyin bir tanesi onun e, kütle numarasının AKB cinsinden oluyorsa demek ki o zaman arkadaşlar bir molü de 98 gram diyeceğiz. He, bak çok güzel oldu. Peki bir mol H2O. H2 bakalım arkadaşlar. Bir tanesi 18 AKB zaten. O zaman bir molü 18 gramdır arkadaşlar. Çünkü neden? Hidrojen e, 1 bir, oksijen 16, iki hidrojen bir oksijen. Bak görüyorsunuz. E o zaman şimdi bakın bir molü 18 gramsa 2 molü ne olur? 32 gram gelmez mi? Evet. Şimdi bak burada bir formülümüz var. Bu formülü özellikle vermek istiyorum. Tancik'te çok fazla vermedik. Verdik ama hani kullansanız da kullanmasanız da çok önemli değil. Ama burada vereceğim. Neden? Çünkü biliyor Pratiklik kazandırıyorsunuz bize. O zaman arkadaşlar en eşittir. En bölü M A diye bizim çok önemli bir formülümüz var. Yani şimdi kimyadan beş tane bir şey bilmeliyiz hocam. Hangisini biliriz deseniz ben size bunu bilindiririm arkadaşlar. O ilk beşe girer yani bu. Şimdi M dediğimiz şey zaten onun kütlesi yani kaç gram oluyoruz işte 1 e, işte bir gram oluyoruz 5 gram oluyoruz 10 gram oluyoruz. MA arkadaşlar ağırlık. Yani molekülün ağırlığı veya atomun ağırlığıdır arkadaşlar. Mol de o maddenin mol sayısı yani n de o maddenin mol sayısı olmuş oluyor. O zaman demek ki o maddenin kütlesini atom ağırlığına böldüğümüz zaman ama kütlenin birimine gram, AKB değil bakın gram olarak MA'sına böldüğümüz zaman mol çıkıyor. Bak böyle hemen pratik bir şekilde çözebiliyoruz. Hadi bakalım şimdi uygulama yapalım mı bence? İyi anlarız ya. Hadi bakalım. 18 gram C6 H12O6. Şimdi bakın ben burada isterseniz e, formülsüz bir yapayım bunu. Hani mol sayısını bulmak için. Şimdi C6 H12O6 değil mi? Şimdi normalde baktığınız zaman. Ya da formülle yapalım hiç gerek yok ya. Şimdi bak e, MA'sını bulalım. MA deyince arkadaşlar 6 çarpı karbon 12. Artı karbon 12'ye bakın. E, 12 çarpı hidrojen 1 artı altı çarpı oksijen altı Bak herhangi bir şeyin e, emasını biz böyle buluyoruz zaten molekül ağırlığı. O zaman bak buradan ne gelir? Buradan tam 180 gelir. Bu şu demek arkadaşlar. O zaman e, yani oran orantıdan yapabiliriz aslında bakarsanız. 1 mol hadi yine öyle yapalım. ilk başta 1 mol H2, C6 H12 O6 o zaman e, yani bir tanesi 180 AKB'dir. 1 mol o zaman 180 gramdır. O zaman 1 mol'ü 180 gram ise 18 gramı acaba kaç moldur? Bak buradan ne gelir? 0.1 mol gelir. Ya da kolayı var işte arkadaşlar. Neydi o kolayımız? dedik Arkadaşlar en eşittir. M bölü MA dedik. Neyin molünü soruyoruz? C6H12O6'nın molünü soruyoruz. O zaman e, en eşittir e, kaç gram vermiş? 18 gram vermiş. 18. MA'sını ne bulduk bakın? 180. 18 bölü 180'den direkt 0.1 mol C6. H12 O6. Arkadaşlar bakın. Bileşiğin mol sayısı onun TC kimlik numarası gibi. Yani biz her şeyi bulabiliriz. Bileşiğin mol sayısını bulduktan sonra onun kaç tane olduğunu bulabiliriz. Kaç molekül olduğunu bulabiliriz. bulabiliriz kaç tane karbon içerdiğini, kaç tane hidrojen içerdiğini bulabiliriz. Yani işimiz bileşiğin mol sayısını bulmak aslında. Şimdi kaç mol hidrojen atomu içeri diyor? Hemen bakalım. E biz ne bulduk? 0.1 1 mol elimde C6 H12O6 isterseniz hepsini bulalım. Bakın işte hani çarpıyorduk ya geçen dersimiz hatırlarsanız. 0.1 çarpı 6'dan 0.6 mol elimde oksijen atomu vardır. 0.1 çarpı 12'den 1.2 mol elimde hidrojen atomu vardır. 0.1 çarpı 6'dan yine bakın 6 kat sayısı var çünkü karbon içinde. 0.6 mol elimde karbon vardır. Bize ne demiş? Ee, kaç mol hidrojen atomu içerir diye sormuş Bakın ne olur 1.2 mol hidrojen var demektir Peki kaç mol atom içerir diyor Bunları toplayacaksınız işte bakın 0.6 1.2 0.6 toplarsak Hepsini topladığımız zaman 2.4 mol atom Evet bunu da bu şekilde çözmüş olduk Peki hala kaç gram karbon var diyor şimdi. Formülümüz neydi n eşittir emblema. Arkadaşlar bakın biz burada neyi kullanacaksak onun molünü kullanıyoruz. Neyi soruyorsak onun emasını kullanıyoruz. Şimdi bakın karbonu soruyor. Karbonun molü, karbonun kütlesi, karbonun eması. Bakın şimdi o zaman ne olur? İşler dışlar çarpılmaz. zaten bunun altında bir 1 vardır. Karbonun kütlesi ne olur? Karbonun molü çarpı karbonun eması arkadaşlar. Şimdi karbonun molü ne? Karbonun molüne baktığımız zaman 0.6 mol. 0. 6 çarpı karbon eması ne? Karbon eması da 12. Çarparsak bak ne olur? 7.2 gram. Demek ki bu 18 gram bileşiğin 7.2 gramı karbondur. Hidrojeni sormuş olsaydı hidrojeni bulacaktı. E hocam burada 6 tane var. Karbon eması ile 6'yı çarpmadık. Evet çarpmadık. Doğru. Arkadaşlar zaten molü bulurken 6 ile çarptık ya. O atom olarak bakıyoruz. O yüzden e, onu direkt 12 olarak alıyorsunuz. 72 almıyorsunuz arkadaşlar. Olmaz. Tamam mı? Evet. Hadi bakalım. Başka bir uygulama. Şimdi bakın ne yapmış? Molekül sayısını vermiş bileşiği soruyor. Bileşikle alakalı A, B, C var. Ne yapacağız şimdi arkadaşlar? Hemen yapacağımız şey basit. Ne yapıyoruz? Şimdi bizim elimizde zaten bakın molekül sayısını verirse biz herhangi bir şeyin bir molü ya bir mol SO2 deyince kaç tane molekül diyorduk? Ee, bakın avagal sayısını vermişiz zaten burada. 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane SO2 diyoruz. Yani herhangi bir şeyin bir molü ki SO2 herhangi bir şeyden birisi bir molü bu kadar. Ee, e, tanecik içeriyor yani molekül içeriyor peki hala bize ne demiş 12 0-4 çarpı 10 üzeri 22 tane SO2 kaç moldur bakın geçen dersimizde böyle çok yapmıştık o zaman x ne olur buradan arkadaşlar İşte bakın 2 katı ama 10 üzeri 22 yapmış dolayısıyla 0,2 2 mol elimde SO2 var evet bak bunu hallettik peki hala kaç gramdır diye soruyor e nedir n eşittir m bölü ma neyi soruyor SO2'nin kütlesini soruyor. O zaman SO2'nin emasıyla SO2'nin molünü kullanacağız. SO2'nin molü bak ee, gramı soruyor. Hemen gramlı olur. Zaten içler dışlar çarpımından o maddenin molü ile o maddenin emasının çarpımı olmuş oluyor. Şimdi bakın arkadaşlar kaç ee, mol? 0,2 mol bulmuştuk zaten. E, çarpı eması. Şimdi ema bakın kükürt 32. Bir tane kükürt var 32 artı. iki tane oksijen var. 2 çarpı 16 diyoruz. O zaman 0,2 çarpı 64 gelir. 64 çarpı 2 128 bir virgül kaydır. 12,8 gram. Bak 12,8 gram SO2 gazı demek ki neymiş? Bu kadar molekül içeriyormuş. He, bakın görüyor musunuz? Yani olayı anlıyoruz aslında bence de. Peki bakalım kaç tane oksijen atomu içerir? Oksijenin biz arkadaşlar molü bulmamız lazım. Bu bulduğumuz şey ee, SO2'nin molü. Şimdi 0,2 mol elimde ne var? SO2 var. Peki oksijen kaç mol? Bak 2 ile çarpmamız lazım değil mi? 0.2 1 molde 2 mol var çünkü. 0.2 çarpı 2'den 0.4 mol elimde Kükürt kükürtü e, oksijen vardır. Bir kaç tanedir diye soruyor. E zaten 1 mol herhangi bir şeyin 1 mol'ü 6.02 çarpı bunun üzeri 23 tane değil miydi? Evet bu zaten bilinen bir şey. O zaman 0.4 mol oksijen kaç tanedir? E 4 ile çarp bir tane virgül kaydır. Kaç olur arkadaşlar? E, 24 0.8 çarpı 10 üzeri 22. Ya bak 22 yapıyorum veya ne olur? E 2.408 çarpı 10 üzeri 23 olur. Bence bunları anlıyoruz değil mi? Hadi bakalım. Bu uygulama daha yapalım. Bu da güzel bir soru. Şimdi bunların kütlelerini kıyaslayınız diye sormuşuz. Arkadaşlar nasıl yapacağız? Şimdi bak AKB var, gram var. Nasıl yaparız ya? NA tane var. Arkadaşlar bakın size tavsiyem şu. Bu tarz kütle kıyaslama sorularında hepsini hepsini gram yapmaya çalışın. Hepsini gram yapın. Hani eşitleyin birimlerini. Yani bir tarafta elmalar var bir tarafta portakallar var. Bunları eşitleyelim arkadaşlar. Hepsini meyve olarak bakalım yani bakın tamam mı? Hepsini gram yani elma var portakal var. E bunların e, hacim olarak değil de kütlelerine bakacağız. Yani tartarak bakarız. O yüzden gramına bakacağız arkadaşlar. Şimdi 44 AKB. AKB neydi? Arkadaşlar AKB 1 bölü 6.02 çarpı 10 üzeri 23 gramdı. Değil mi? Evet bunu bu şekilde söyleyebiliriz. O zaman 44 AKB 44 çarpı e, 44 çarpı 1 bölü 6.02 çarpı 10 üzeri 23 gram değil mi? Yani ya da şöyle işte bakın 44 bölü e, 6.02 çarpı 10 üzeri 23 gram. Arkadaşlar bu çok küçük bir değer bakın. Değil mi? Bu çok küçük bir değer. Zaten bir tane karbondioksit kütlesi oluyor bu da aslında. Çünkü eması e, karbondioksitin 44 olduğu için. Şimdi NA tane atom içeren e, ee, karbondioksit. Bak NA tane molekül demiş. Atom demişiz özellikle. Şimdi arkadaşlar N tane atom demek ne demektir zaten? Bir moldur. Yani şu demek. Bir mol demiyor. Bir mol atom içeren karbondioksit diyor. He bak o zaman hemen mollü bulalım. Şimdi arkadaşlar e, x mol desek x mol karbondioksit desek bilmiyoruz ya. O zaman ne olur? 2 x mol oksijen. E, bir x mol de buradan arkadaşlar e, karbon gelir. Toplarsak 3 x mol atom gelir. İşte bak 3 x mol atom aslında 1 mol atom demek. O zaman x eşittir buradan 1 bölü 3 mol oluyor. 1 bölü 3 mol karbondioksit bize kütlesini soruyor arkadaşlar. N eşittir M bölü MA'ydı zaten. N eşittir M bölü MA değil miydi? Evet. 1 bölü 3 mol karbondioksit kütlesini soruyor. 1 bölü 3 mol eşittir. Karbondioksit kütlesi MA'sı da 44. E 44 bölü 3 değil mi? 44 bölü 3. Bu da ne gelir? 44 3 gram. Yaklaşık olarak arkadaşlar 42 olsa 14. 14 küsür. Değil mi? 14 nokta küsür. Yani güzel bir değer. Hani iyi, yüksek bir değer. Bak 1 gram. Zaten bak bu 1 gram. Yani bak 2, 3'ten büyük oldu. Değil mi? Peki 2 tane karbondioksit demiş. Bak, 2 tane karbondioksit. Arkadaşlar bakın. Bir tane karbondioksit nedir? Bir tane karbondioksit deyince e, karbondioksit eması 44. Yani 44 AKB oluyor. 2 tane olunca Arkadaşlar 88 AKB olur. 88 AKB veya fark etmez. 88 bölü 6.02 çarpı 10 üzeri 23 gram gelir. Ha, bak bunu da halletmiş olduk. Peki şuna bakalım. Ee, evet özellikle bunu yazdım. 2 ile yani e, 5'in farklı olduğunu anlayın diye. Na tane karbonlu molekül. Bak karbonik molekülün Na tane soruyor. Bu zaten o zaman 1 moldur. Na tane diyor çünkü molekül diyor. 1 mol. E 1 mol kaç gram? E, 44 gram tabii ki. E, m az kadar. En eşit en M'a ya. En eşit en bölü M'a. E, 1 molü ne olur? 1 eşittir. N bölü 44'ten 1 molü 44 gram gelir. Evet. Şimdi bunları kıyaslamak kalıyor. Hangisi daha büyük? Bak 44 gram en büyük. Değil mi? Morla yazalım. 5 en büyük. Sonra e, 10 e, 44,3 gram. Evet. Büyük 2. Sonra arkadaşlar bakalım. E, burada 1 gram vardı. Evet. 3. Evet. Sonra e, 44 bölü e, avagado sayısının daha büyük. 88 bölü avagado sayısının büyük. Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz ki 4 daha büyük. En küçük de 1. İşte sıralamamız da bu şekilde olmalı. Evet, hadi bakalım. Şimdi benim test kitaplarım vardı biliyorsunuz değil mi? Bunları size öneriyoruz. TET soru bankası ve TET deneme kitabım vardı. Bunlardan birkaç tane soru seçtim sizler için konuyu daha iyi algılamak için. Tabi siz bunların fazlasını çözüyorsunuzdur kitabımızdan diye düşünüyorum. Evet. Şimdi burada bize bir bileşik vermiş, kütlesini vermiş. Bununla alakalı hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. 5.2 gram C2H6. Şimdi bak kütle var. MA'sını zaten bulabilirim buradan. O zaman ben buradan molünü bulabilirim. N eşittir en böyle MA diye yazabilirim arkadaşlar. O zaman bak C2H2'nin kütlesini C2H2'nin MA'sına bölersem molekülerle bulursam C2H2'nin e, molünü bulurum. O zaman hemen C2H2'nin molünü bulabilirim arkadaşlar. E, kütlemiz 5.2 gram. MA'sı ne? Arkadaşlar 2 çarpı 12 karbon çünkü C2 artı 2 çarpı hidrojen. O zaman 5.2 arkadaşlar e, 26'ya bölersem e, ee, arkadaşlar görüyorsunuz ki buradan e, 1 bölü 5 gibi aslında bakarsanız. Hani 5.2, 2.6'nın, e, 26'nın 5'te 1'i gibi. 1 bölü 5. Bu da arkadaşlar ne olur? 0.2 mol. Ya da şöyle dersin bak. Iki, bir 0 kaydır ne olur? 52 bölü 26 oluyor değil mi? 52 ama bir 0 kaydığım için buraya 0 oluyor. 52 26 yaparsan 0.2. Bak bu da taktiktir. 0.2 mol olur doğru. Peki elinde ne var? 0.2 mol e, c 2 artık her şeyini bulabilirim bunun. Çünkü TC kimlik numarasını yani molünü biliyorum. Bileşiğin molünü biliyorum arkadaşlar. Ne diyor? Smoka 4 mol karbon mu içerir. E bakalım 0.2 çarpı 2'den smoka 4 mol karbon içerir. Evet doğru. Peki ne içerir? Aynı zamanda smoka 4 molde hidrojen içerir ama hidrojenin bize kütlesini sormuş. Arkadaşlar n n a. M M M M evet. Hidrojenin kütlesi hidrojen MA'sı hidrojenin e, ee, molü. O zaman içler dışlar çarpımından bak ne olur? Hidrojenin kütlesi burada. Hidrojenin molüyle ile arkadaşlar hidrojenin emasının çarpımı oluyor. Hidrojenin kütlesi bilmiyorum. Hidrojenin molü 0.4 mol. Hidrojenin atom olarak kütlesi eması yani atom kütlesi 1. O zaman 0.4 gram gelir. Evet. Bu da oluyor. Cevap da arkadaşlar Edirne geldi. Hadi bakalım. Devam. İçerisinde 1 gram hidrojen bulunduran bileşik var. Şimdi bakın bu tarz bileşiklerde benimse tavsiyem hani böyle e, organik bileşiktir böyle yazılabilir. Bu asitik asit normalde ama biz bunu normal toplayalım. E, bak ilk karbon var C2. Kaç hidrojen var? 3 buradan bir de buradan e, ee, 4. 2 de oksijen var. C2, H4, O2 aslında bileşiğimiz. Bak diyor ki 1 gram hidrojen içeriyormuş. Arkadaşlar şimdi bakın 1 gram hidrojen içeriyorsa şimdi bak bu bileşiği ben bilmiyorum. X mol diyelim. Tamam mı? X mol bileşte ne olur? İşte görüyorsunuz ki 4 X mol hidrojen var aslında. Şimdi ben burada hidrojenin mol sayısını bulabilirim. Neden? N eşittir M böyle MA ya normalde. O zaman hidrojenin molü, Hidrojenin kütlesi, hidrojenin eması. O zaman hidrojenin molünü bulacağım. Hidrojenin kütlesi neymiş? 1 grammış. Hidrojen atom kütlesi de 1 zaten. O zaman ne olur? Demek ki elinde 1 mol hidrojen var. Demek ki 1 mol hidrojen aslında 4x mole eşittir. X mol dediğimiz zaman demek ki 1 4x'e x ne olur? 0.25 mol olur. Demek ki elimde 0.25 mol C2H4O2 var. O zaman ikinci öncülümüz maalesef yanlış oldu. Peki ne yapıyoruz? Ee, acaba kaç gram? Şimdi bak bu e, içerisindeki hidrojen kütlesiydi ama. Bize bileşiğin kütlesini soruyor. Ne yapacağız arkadaşlar? N eşittir. M bölü MA yapacağız yine. Bakın bu formülü bilelim ya. Hani kolay bakın kolaylık sağlıyor bize. Şimdi biz bileşiğin mol sayısını biliyoruz artık. 0.25 mol. Ya yani 1 bölü 4 mol. Bakın 0.25 ya. 0.25 çarpı 4'ten 1 mol hidrojen geliyor. 1 mol hidrojen de 1 gram zaten. Hani oradan da sağlamasını yapmış olduk. Şimdi ben burada bileşiğin kütlesini bulacağım. O zaman bileşiğin kütlesi ne olur? Zaten ee, yani bakın bileşiğin molü bileşiğin eması olacak. Yani bileşiğin kütlesini deyince bileşiğin molü ile bileşiğin emasını çarpmak zorundayım arkadaşlar. Bileşiğin emasını çarpmak zorundayım. Şöyle yazayım da güzel olsun. Bileşiğin molü zaten 0.25 moldu. Eşit çarpı eması ne? Arkadaşlar bak burada iki karbon var. Yani... 2 çarpı 12 artı 4 çarpı rojen 1 artı 2 çarpı 16. Bak burada 32 gelir. E, pardon 32, 24, e, 56, 60 geliyor. Evet. Bir sayı 0, 25 ile çarpmak demek onu zaten 4'e bölmek demektir. 15 gram arkadaşlar. Demek ki elimde 15 gram bileşik var. Peki ne Ne diyor? 2 çarpı en e atan atom içerir mi diyor. Hemen bakalım. Şimdi bileşiğimiz ne? 0.25 mol bir daha yazayım isterseniz erinmeden yazıyorum. C2H4O2. Ne var burada bakın. E, 0.25 çarpı 2'den 0.5 mol elimde oksijen atomu var. Peki 0.25 çarpı 4'ten 1 mol elimde hidrojen atomu var. 0.25 çarpı 2'den 0.5 molde karbon atomu var. Toplarsak bakın 2 mol atom var. 2 mol atom kaç tanedir? E 1 mol Na tanesi. 2 molü 2 çarpı Na tanedir. O yüzden arkadaşlar buradaki cevaplarımız hangi doğrudur demiş. Cevap burada denizli arkadaşlar. Evet, şimdi bakıyoruz. X2O4 bileşiği için bazı bilgiler vermiş. Buna göre hangileri doğrudur diye sormuş arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Şimdi X2O4 bileşiği demiş ki buçuk çarpı NA tane atom içerir. Yani bu şu demek aslında? Bak bu ne demek? E, 1 mol zaten 1 mol e, NA tane atom ya. O zaman e buçuk çarpı NA tane atom içeriyor ise demek ki bileşiğimizin ne olması lazım? Bileşiğimizin arkadaşlar buçuk mol atom içermesi lazım. Evet. Peki. elinde ne var? Elimde X2O4 var. Şimdi bak. E, ne diyelim? N mol diyelim. Bilmiyorum ya. N mol. O zaman... E, hani bileşim Bak bu bileşim mol sayısı değil. Bileşin içeride atom sayısı. Atomun mol sayısı. O zaman ne olur? 4 N mol oksijen var. 2 N mol de X var. O zaman toplayınca... 6N mol atom var. İşte 6N mol atom aslında 1.5 oluyor. O zaman 6N 1.5 ise 1.5'ü 6'ya bölersek ne gelir? 0.25 gelir. O zaman demek ki elimde 0.25 molmuş bileşiğimiz mol sayısı demek ki. Demek ki X2O4'ün mol sayısı 0.25 mol. O zaman doğru. Peki bak kütleyi de vermiş. Çok güzel soru ya. Peki o zaman N eşittir M böyle M'a mı? Evet. Ee, ne yapıyoruz? 0.25 mol ya da 1 bölü 4 aslında aynı şey. 0.25 mol ile 1 bölü 4 aynı şeydir. Bak bileşiğin molü, bileşiğin kütlesi, bileşiğin emasını bulacağım bakın. Bileşiğin molü 1, 1 bölü 4 mol. Eşittir. Bileşiğin kütlesi 31.5, bileşiğin eması yani x2o4'ü. İşler dışlar çarpından bakın 31.5 ile 4'ü çarparsak 126 gelir zaten bakın. Yani x2o4'ün eması... 126 ise bu şu demektir. O zaman bir tane X2O4 aslında e, 126 AKB. Bir molde 126 gram. Dolayısıyla bakın bu doğru oluyor. Peki X'in atom kütlesi ne olur? Bakın 126 içerisinde iki tane X var. Dört tane oksijen var. Yani 2X ile dört tane oksijenin toplamı 126 ymış. Evet. 2X artı 4 çarpı oksijen 16 olursa 126 olur. İnşallah sıkılmadan devam ediyorsunuzdur. Bilmiyorum Ahmet sıkılıyor musun? Bence sıkılmaya Önemli bakın. Sınavda çıkarsa yapacağız. Hadi bakalım. 64 çıkartırsak buradan ne olur? Bakın e, 2x eşittir. Buradan 62 geliyor galiba. X de buradan 31 gelir. O zaman arkadaşlar buradaki tüm cevaplarımızda Doğru. Olmuş. Olur. Şimdi buna bakalım arkadaşlar. 320 AKB SO3 molekülü kaç olur Şimdi bakalım arkadaşlar. AKB nedir? Bir kütle birimi değil mi? Evet. Atomik kütle birimi aslında açılımı da. Atomik kütle birimi. O zaman arkadaşlar biz ne yapıyorduk? N eşittir. M bölü M'yi kullanarak e, mol'ü bulabilirdik. Bu zaten M'miz kütleydi. Ama buradaki M'in değeri Gram da arkadaşlar. Bunun ismi AKB. O zaman AKB hemen grama çevirsek molünü buluruz işte. Çünkü SO3'ün MA'sı zaten belli değil mi? SO3'ün MA'sı çok basit. E nedir? Bir tane kükürt var. 32. Evet. Artı. 3 tane de 16 var oksijenden. 80 gelir bakın. MA zaten çıktı. E, kütleyle bakın. 100, 320 AKB vermiş ama. Şimdi ne diyorduk? AKB dediğimiz şey aslında 1 bölü NA gram idi. O zaman 320 AKB ne olur? 320 bölü na e, gram olur. O zaman bak şimdi bu bitti. Kütle belli artık. Kütleyi biz biliyoruz. O zaman kütle yerine m yerine yani mol bulacağım. SO3'ün molünü bulacağım. Eşittir. Kütle yerine arkadaşlar 320 bölü na yazacağım. E, bölü 80. Bakın buradan gider. 4'e 1. 4 bölü na mol Cevapta buradan Edirne gelecek. Bu şekilde bakın arkadaşlar. AKB görünce hemen korkuyordunuz. Bence artık korkmayacaksınız. Evet. Başka bir sorumuz var. Nasıl yapacağız? Bakın burada başka böyle tanecikler vermişler, kütleler vermişler. Buna göre diyor ki hangisini almak mümkün değildir? Şimdi bakalım. Şimdi O2. Arkadaşlar belli bir sayıda O2. İstersem bir tane alırım, istersem 5 tane alırım, istersem 25 tane alırım, istersem 3.01 çarpı 10 üzeri 18 tane alırım fark etmez. Alabilirim. O zaman bu mümkün. Tanecik yani. Hani bir tane de olur, 5 tane de olur, 25 tane de olur, bu kadar da olur. Değil mi? Peki 10 AKB helyum. Şimdi AKB deyince evet doğru. Kütlesel bir birimdir ama şimdi helyumun bak atom kütlesi 4. Şimdi bak bir tane helyum nedir? Zaten 4. Yani 4 AKB. E şimdi 2 tane helyum 10 8 e, AKB olur. E 3 tane helyum arkadaşlar 12 AKB olur. E 10 e yani şimdi o zaman iki buçuk tane helyum 10 AKB olur. E arkadaşlar iki buçuk tane helyum olur mu? Yani iki buçuk tane atom. Ustam oradan bize iki buçuk döner kes dersiniz. Yani, yani iki, 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 porsiyon döner olur. iki buçuk porsiyon döner olur. Ama iki buçuk porsiyon helyum. iki buçuk tane helyum olmaz. O yüzden arkadaşlar bu böyle bir şey almak mümkün değil. Ve 46 AKB sodyum olur mu? Bak sodyumun eması 23. E zaten bir tane sodyum 23 AKB'dir. E iki tanesi 46 AKB. Evet demek ki ne yapmışız? İki tane almış. Olur. Sıkıntı yok. O zaman hangisi mümkün değil? Yalnız iki mümkün değildir arkadaşlar. Evet. Şimdi son sorumuzu çözelim bence. Bakalım. Şimdi ne diyor burada? 1.2 mol X atomu içeren X2O3 bileşiği Kütlesini vermiş. 0.3 mol X atomu kaç gramdır diye soruyor. Şimdi bak başka bir şey verip başka bir şey soruyormuş gibi yapıp hani kulağını sağdan gösterip soldan yap <laughs> işaretleme yapıyorlar. Arkadaşlar bakın hiç zor değil. Çok basit. Şimdi soruyu iyi okuyalım. Yani kitap okumak çok önemli burada. İyi okumak lazım. 1.2 mol X atomu içeren. Yani bak X2O3'ün içindeki e, X'in mol sayısı 1.2 mol. Yani mesela diyelim ki N mol elimde X2O3 olsaydı Bura ne olurdu? 2n mol x olurdu değil mi? İşte bu 2n mol aslında 1.2 molmuş. E, n ne olur? 2n 1.2 ise n de buradan 0.6 mol olur. Ya yani elimde 0.6 molluk bir bileşik var demek ki. Bu bileşiğin mol sayısı 0.6. Bak 0.6 çarpı giden 1.2 mol oluyor. Şimdi bak şimdi ne yaptık? Biz bileşiğin artık mol sayısını bulduk. Bak bileşiğin mol sayısı 0.6 mol elimde x 2 o 3 var. Bileşiğin kütlesini de bulduk. Biliyoruz. Bakın. Kütle ne? Alt 61.2 gram X2O3 bakın şimdi mol belli kütle belli yani un var yağ var ne duruyorsun ne yapacağız helva yapacağız değil mi? Yani biz ne bulacağız kütleyi bulacağız yani evet nasıl buluruz N eşittir en bölü pardon, e, özür dilerim bu kütle belli özür dilerim MA'yı bulacağız değil mi? Dolayısıyla n eşittir en bölü MA kütleyi vermiş e, MA'yı bulacağız. Şimdi bakalım arkadaşlar e, 0.6 mol ya da 6 bölü 10 mol eşittir kütlesi ne? E, 61.2 MA kim o? MA X2O3 İçler dışlar çarpımdan arkadaşlar 612'yi 6'ya bölersem Ne gelir? 102 Yani X2O3'ün MA'sı Arkadaşlar neymiş? 102'ymiş tamam Şimdi 102 bu da ama bunun içinde ne var? 2 tane X var 3 tane oksijen var Şimdi biz oksijeni biliyoruz zaten Yani 2 çarpı X artı 3 çarpı Oksijen 102'ymiş e, 2 çarpı X artı 3 çarpı oksijenimiz de 16 olduğuna göre 48 oluyor. 108 oluyor. 102. 48 çıkartırsam 2x oradan 54 oluyor. X de buradan 27 gelir. Bakın x'in eması 27. Şimdi diyor 3 mol x atomu kaç gramdır? E şimdi x'in molü biliyoruz. X'in eması'nı öğrendik. X'in neyini bulacağız? Kütlesini bulacağız. En eşittir. En bölü ema. Hani yağ var, un var. Helva yapacağız değil mi? O zaman Arkadaşlar 3 bölü 10 mol eşittir. O kadar soruyor. X'in kütlesini soruyor bize. X'in MA'sı da arkadaşlar neymiş? E, 27 ymiş. 27 çarpı 3 81. 81 bölü 10 8.1 gram X cevapta C şıkı. Arkadaşlar inşallah anlıyorsunuz ya. Hadi bakalım. Bir tane daha video yapacağım bununla ilgili. Daha iyi otursun diye. Bir de hacim var çünkü. Hadi bakalım görüşmek üzere arkadaşlar.